Ben de bunun kıymetini çok iyi bildim. Yani anne sen ne diyorsun ya demedim. Gerçekten dediğin altında bir şey aradım. Genelde doğru çıktı. Rahmetli Sabri Bey'in de dedikleri herhalde öyle zannediyorum hala bugün izinde gittiğiniz şeylerden bir tanesi. Sizin de şu anda yaptığınız şey öngörülü olmak. Doğru mu? Bütün bunların önceden hesabını yapmak. Yani bu pandemi dönemini, böyle garip dönemlere geleceğimizi hiç hayal edebilir miydiniz? Yani işin buraya kadar geleceğini. Ya orada bir kötü hatıram var, onu söyleyeyim. Evet, buyurun. Bu... Sesi açabiliyor muyuz biraz Murat Bey'in, konuklarımızın seslerini? Ben de az duyuyorum. Yani salgın olduğu zaman Ali bana sordu. Ya dedi, içimizde en yaşlımız sensin dedi. Hiç dedi böyle bir şey gördün mü dedi. Ya dedim Ali tamam, matematik olarak doğru da dedim, ben de böyle bir şey görmedim. Ya. Evet, hiç denk geldiniz bir yani şey değil. Orada kendime bir eksi not veriyorum yani. Bu pandemiyi biz düşünüp tedbir alamamışız. Bütün dünyada varsınız. Her yerde varsınız. Bu 65 bin kişi çalışan mı? Yani paydaşlar mı daha doğrusu? Yok, çalışan bunlar. Bunlar bordrolu. Nasıl bir şey? hakim olmak nasıl bir şey? Nasıl bu yönetmek, sistem nasıl işliyor? Şimdi mesela kutlamaları bir gün önceden başladık. Ha. Şimdi bir gün önceden başlamış. Yetmiyor çünkü saatine tabii, göre. Evet. Saat öyle oluyor. Erken başlıyoruz. Tabii erken başlıyoruz. Hawaii'de bitireceğiz en son. 24 saat boyunca kutluyoruz. Avustralya'da başlar ya önce, aynen, ona göre. Aynen. Avustralya'da başlayıp Hawaii'de bitiriyoruz. Ama gerçekten zor iş. Bütün dünyada bunun koordinasyonunu yapmak, bunları uygulamak. Ya sistem basit. Aynı İstanbul trafiği gibi. Evet. Kaosun harmonisi. Herkesin aklı var. Herkesin kabiliyeti var. Herkes çalışınca oluyor. Müthiş. Öyle çalışıyoruz. Üzerine düşeni yaparsa sistem yürüyor. Kedileri beslerim diyen arkadaş, bizim kedilerin halini söyleyeyim. Yani zor kalkıyorlar, zor yürüyorlar. Hepsi obez. Özel yani, bir isyan programı yapacağız onlara. Yani Yıldız Holding'in önünde kedi olmak kadar avantajlı bir şey olur. Daha ne olsun. Sizin var mı en sevdiğiniz türü? Sorayım mı? Sormayayım. Tarafsız kalırsınız. Yani. Turbulyon seviyorum. Ne seviyorsunuz? Turbulyon. 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 Evet. O tabii en güzellerinden bir tanesi. Evet. Turbulyon benim de yani en sevdiğim ürünlerden. Var mı? Ne zaman çıkıyor Turbulyon? Var. Sorusunu bile beceremedim. Turbulyon evet. Yani Godiva dükkanlarına gidince. Evet. İsterseniz böyle bitter bir çikolata. Evet. Siyah. İçinde de bitter ganaj var, dolgu var. Üzeri de şöyle geliyor. Hatta İngilizce tercümesi de bunun Midnight Swirl'dir. Murat abi, ben bunu aklıma tutup da dükkana gidene kadar zaten ben unuturum ya. Ben dükkanın yolunu bulsam gerisi önemli değil zaten. Murat'ın sevdiğinden derseniz çıkarırlar. Salman Bey hattımızda. Salman Bey, iyi günler diliyoruz. Merhabalar. Sesiniz... Kim bu beyaz? Dediler ki o bir o bir star, o beyaz etostur. Çok çok teşekkür ederim. Kim dediyse onun yanaklarında ne kadar güzel demiş kim dediyse. Salman Bey, sizin dışınızda bugün hiç kimseden bir övgü almadım. Çok mutsuzdum. Çok teşekkür ediyorum size. Alalım bıçağımızı. Buyurun Murat Bey. Tabii Lanis ve Godiva adına Nurtaç Hanım da Salman Bey de bize sanal olarak katılıyorlar. Evet, neredeler onlar da? Görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Evet. Pasta kesiminde onlar da bizlerle beraber. Herkes adına. Buyurun. Ne kadarlık bir dilim kesin. Ne kadarlık bir dilim? Yarısını.